Son gelişmelerle ajanstayız. Bugün 16 Haziran Perşembe. Saatlerimiz 13. A Haber ve Haber Radyo ortak yayınında sıcak haberleri birlikte yaşayacağız. Ve önce canlı yayın noktalarımız. Başkan Erdoğan bugün AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısına katılacak. Ece Altuğ Ankara'dan canlı yayında. Suriye'nin kuzeyine 5. harekat için geri sayım sürüyor. Atagündüz Kurşun Tel Rifat'tan canlı yayında. Başkan Erdoğan müjdeyi verdi. Lisans ve yüksek lisans dahil öğrenci affı meclise sunulacak. İlter Yeşiltaş Ankara'dan canlı yayında. Haliç'te son günlerde renk değişimi var. Ayrıca kötü koku yayılıyor. Bu da tartışmaları beraberinde getirdi. Aslı Bilger Kutlu da İstanbul'dan canlı yayında. Örgütlü şekilde mali suç işleyen gruplara yönelik 43 ilde eş zamanlı dümen operasyonu başlatıldı. Murat Sekban Ankara'dan canlı yayında. İzmir'de sahte etil alkol ile geçirildi. Tayfun Er İzmir'den canlı yayında. 8 ilde 67 milyon liralık vurgun yapan çete çökertildi. Yeni bilgiler için Mehmet Karataş İstanbul'dan canlı yayında. İngiltere'de gıda ve yakıt faturası artıyor. Hükümet çözüm arıyor. Alparslan Düven Londra'dan canlı yayında. Rus Gazprom gaz sevkiyatını %33 daha düşürdü. Akşin Kişiyev Moskova'dan canlı yayında. Avrupa Birliği İsrail ve Mısır'la yeni gaz anlaşması imzaladı. Dündar Keşaplı İtalya'dan canlı yayında ve ajans başlıyor. Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşinde yaralanan piyade uzman çavuş Kadir Kemik, tedavi gördüğü hastanede şehit düştü. Diyarbakır'a gidiyoruz. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz karşımızda. Evet, terör ve teröristle mücadele gerek yurt içinde gerekse yurt dışında devam ediyor. Irak'ın kuzeyinde 17 Nisan tarihinde Pençe Kilit Harekatı başlatıldı. Birçok terörist etkisiz hale getirilirken PKK'lı teröristler tarafından yapılan bir taciz ateşi vardı. İşte o taciz ateşi sonucunda piyade uzman çavuş Kadir Kemik yaralanmıştı. Yaralı asker hemen hastaneye kaldırıldı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef şehit oldu ve İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacak. Bölgede operasyonlar hava destekli devam ediyor. Birçok nokta şu anda kuşatılmış durumda. Avaşin, Balsyan, Metin'e, Zap bölgesine yönelik hava destekli bir kara operasyonu. 17 Nisan tarihinden bu yana kadar 220'nin üzerinde PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. İçerisinde de sözde bölge sorumlu düzeyde teröristler olduğunu belirtelim. Harekat kapsamında çok miktarda patlayıcı madde silahlar, el bombaları, yine mağaralar tespit edildi ve yapılan aramalar neticesinde çok sayıda silah tespit edildi. Yine mağaralar 5 odalı, 6 odalı, hatta 8 odalı mağaralar tespit edildi ve yapılan hava harekatı sonucunda imhası sağlandı. Bir tarafta da Suriye'nin kuzeyinde de bir operasyon yapıldı. Eylem hazırlığında bulunan bir grup terörist vardı. Komando birlikleri harekete geçti. Barış ve Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Başkan Erdoğan bugün partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısına başkanlık edecek. A Haber ekibinden Ece Altuğ AK Parti Genel Merkezi'nden karşımızda. Genişletilmiş il başkanları toplantısı saat 14.30'da başlayacak. Başkan Erdoğan başkanlık edecek. Toplantıya aslında bir gelenek. Yeni yıldan itibaren de gruplar halinde il başkanları AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geliyor. İşte o toplantılardan birisine de bugün yine AK Parti ev sahipliği yapacak. Elbette önemli gündem başlıkları var ama toplantıda ana gündem 2023 seçimleri olacak. Bugüne kadar yapılan çalışmalar, illerde bundan sonra atılan adımlar konuşulacak ve elbette illerde projelerde yine gündeme gelecek. Başkan Erdoğan'ın da il başkanlarına sahada olun mesajını yinelemesini bekliyoruz. Tabii sadece 2023 seçimleri değil, bunun yanı sıra iç ve dış gelişmelerde yine toplantıda konuşulacak. Örneğin ekonomi başlığını açacak olursak Temmuz ayında ücretlere yönelik bir iyileştirme beklentisi var. Bu noktada hangi adımlar atılacak, yine il başkanlarıyla istişare yapmasını bekliyoruz. Bilgilendirme yapmasını bekliyoruz AK Partili isimlerin. Tabii bunun yanı sıra hem İsveç ve
Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği, bir yandan da Rusya-Ukrayna savaşı gibi başlıklarda yine ele alınacak. Son olarak da Suriye'nin kuzeyine yönelik olası operasyonunda yine bugün gündeme gelmesini bekliyoruz. Elbette il başkanları toplantısının öncesinde de Başkan Erdoğan'ın kameraların karşısına geçmesini ve bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Bizler de mesajlarını takip ediyor olacağız diyelim. Sözü yeniden size bırakalım. NATO Savunma Bakanları Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan NATO karargahında bir araya geldi ve ekranlarınıza şu anda da canlı olarak gelen görüntülerde aile fotoğrafını izliyorsunuz. Toplantıda Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar temsil ediyor. 30 müttefik ülkenin savunma bakanları toplantıda başta Ukrayna'daki savaş olmak üzere pek çok konuyu ele alacak. Savunma bakanları ayrıca Ukrayna'ya savaşın başından bu yana süren askeri destek... Kötakis, ABD kongresinde yaptığı açıklamalarla ipleri kopma noktasına getirmişti. Ulusal egemenliğimizi ve egemenlik haklarımızı ihlal eden hiçbir eyleme izin vermeyeceğiz. Bunu adalarımız üzerinde yapılan ihlal uçuşları da dahil. Bu yüzden bölgeye askeri teçhizat tedariki konusunda karar verirken NATO'nun Güneydoğu kanadındaki istikrarsızlık riskini göz önünde bulundurmanızı rica ediyorum. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya Şansölyesi Scholz ve İtalya Başbakanı Draghi savaşın başladığı günden bu yana ilk kez Kiev'de. Üç lider Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile bugün bir araya gelecek. Scholz, Macron ve Draghi bu sabah trenle Kiev'e doğru yola çıktı. Kiev'e ulaşan liderler Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile bir görüşme yapacak. Görüşmenin konu başlıkları ise Rusya ile barış müzakerelerinin yeniden başlaması, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne üyelik başvurusu ve Ukrayna'ya daha fazla silah desteği olacak. Suriye'nin kuzeyine beklenen yeni harekatla ilgili gelişmelere bakacağız. A Haber muhabiri Atagündüz Kurşun Suriye'de Mare Tel Rifat sınır hattında. Türkiye sınırına sadece 18 kilometre uzaklıkta bir nokta burası. Türkiye'ye taahhüt edilen güvenli bölge alanı içerisinde. Hemen arkamda da Tel Rifat'a bağlı Şıh İsa köyü var ki terör örgütü o noktaları ağır silahlarla donatmış durumda. Bir taraftan da örgütün kendini gizleme taktiği devam ediyor. Çünkü Esad rejimine ait bayraklar artık dalgalanmaya başladı. Kendi paçavralarını indirdi terör örgütü. Esad rejimine ait bayraklar dalgalanıyor. Zaman zaman da rejime yönelik, yani rejimi destekler nitelikte protesto gösterileri de yapılıyor. Tabii Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bundan önceki harekatlarda Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü ve destekçilerince kurulmaya çalışılan terör koridoruna bir set çekmişti. İşte şimdi 5. harekat için artık gün sayılıyor. O hedeflerden biri de Tel Rifat ilçesi Halep'e bağlı. 2016 yılında terör örgütü o noktaları işgal etmişti. Binlerce terörist ailesiyle birlikte Tel Rifat'a yerleşmişti. Ve ardından da işte bulunduğumuz bu noktalara yönelik, yani bir başka ifadeyle Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatı bölgelerine yönelik saldırılar da başladı. Hatta her geçen yılda artarak devam etti. Tel Rifat'ın bir başka önemi ise Türkiye sınırına en yakın ilçe olması. 11 köy var Tel Rifat'ın ve biri de işte kameramızın kadrajında olan Şıh İsa köyü. Az önce söylediğim gibi köylerde bile ağır silahla konuşlanmıştır durumda teröristler ve sık sık bu güvenli yerleşim yerlerini hedef alıyor. 250 bin Arap sivilin de göçe zorlandığını söylemek mümkün. Bugüne kadar yerlerinden edildi Tel Rifatlılar. Bunları 120 bini Azez'de yaşıyor ve Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınan binlerce, hatta on binlerce Tel Rifat'ın da olduğunu söylemek mümkün. 6 yıldır da evlerine tekrar kavuşmanın hayalini kuruyorlar. Yapılacak olası bir harekat aslında Tel Rifatlıları da, yani Azez'de yaşayan Tel Rifatlıları da yakından ilgilendiriyor. Tabii Türkiye'nin bu harekatı yapmasının amaçlarından bir tanesi de verilen sözlerin tutulmaması. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya tarafından, ki Amerika Birleşik Devletleri bugüne kadar terör örgütü PKK'ya on binlerce tır silah yardımında bulunmuştu. Ve aynı zamanda bu yapılan yardımlar adeta bir orduya yetecek kadar silah var bu yardımların arasında. Hatta bir yerel internet sitesinin haberine göre ise o silahların içerisinde, yapılan yardımların, mühimmatların içerisinde sadece savaş uçağı yok. İşte bununla ilgili hazırladığımız haber var şimdi sırada.
DAEŞ'ta mücadele bahanesiyle terör örgütü PKK-YPG'yi silahlandıran Amerika, örgüte on binlerce tır silah yolluyor. Örgüte teslim edilen silahları mercek altına alan Erbil merkezli bir yayın kuruluşu dikkat çeken bir habere imza attı. İnternet sitesine göre ABD terör örgütüne zırhlı personel taşıyıcılardan tanka kadar çeşitli silahlar teslim etti. ABD'nin SDG kılıfıyla Suriye'de yuvalanan PKK-YPG terör örgütüne savaş uçağı ve helikopter dışında tüm silahları vermiş olduğu görülüyor. Teslim edilen silahların yanı sıra Amerika'nın yıllarca kullandığı Humvee tipi zırhlı araçlar ve 250 adet Bradley tipi paletli zırhlı müdahale aracı da bulunuyor. 2000 metre menzildeki hedefleri tehdit edebilen Fransız-Alman ortaklığında geliştirilen tank savar silahı, Milan ve yüzlerce güdümsüz ve yarı otomatik füze de terör örgütüne teslim edilmiş durumda. Ankara polisi ilginç bir operasyona imza attı. Dümen operasyonu. 43 ilde düzenlenen operasyonda kamu görevlisine çok benzeyen bir kişiyi dublör olarak kullanarak para karşılığında adliyede devam eden soruşturma dosyalarını kapattıkları belirlenen 226 kişi hakkında gözaltı kararı var ve daha fazla bilgi Ankara'dan Murat Sekpan'dı. Can Okanar, dümen operasyonunun altında Emniyet Genel Müdürlüğü kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekiplerinin imzası var. Bu noktada suça ve suçluya geçit yok. Çok farklı ilginç yöntemler deniyorlar. Onlardan bir tanesi de hemen elimde gördüğünüz bu kağıt. Dolandırıcılar öncelikle ağlarına düşürdüğü kişilere araç kiralama veya ev kiralama sözleşmesi imzalatmak istiyorlar. Vatandaşlar bir sözleşme imzaladıklarını düşünüyorlar ancak pencere yöntemiyle imzaladıkları noktanın altı, şurası pencere yöntemiyle kesilmiş durumda. Hemen arkada boş bir senet imzalıyorlar ve binlerce lira borçlandırılıyorlar dolandırıcılar tarafından. Bu sadece bir yöntem. Bunun gibi onlarca farklı dolandırıcılık yöntemleri kullanıyorlar. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı 6 aylık takibin ardından bir bir bu yöntemleri deşifre etti. İşte onlardan bir tanesi de görmüş olduğunuz bu düzene ilişkin dolandırıcılar ehliyet sınavlarına da el attılar. Kendileri joker olarak bir kişiyi belirlediler ve bu kişinin başkasının yerine sınava girmesini sağladılar. Telefon, internet cihazı, kamera ve burada da dinleme cihazını görüyorsunuz. Bu sayede düzeneyi sınava giren kişinin üzerine yerleştirdiler. Bir sonraki fotoğrafa geçtiğimizde onu da göreceğiz. Düzeneyin yine buraya yerleştirildiğini, aynı zamanda dinleme cihazının kulağına yerleştirildiğini, soruların dışarıya aktarılması ve çözülmesinin ve o kişinin de sınavdan geçmesinin de bu yöntemle sağlandığını da belirtelim. Ayrıca kamuda çalışan bir kişiye, kamu personeline çok benzeyen bir kişiyi de dublör olarak kullandılar ve adliyede devam eden davalara ilişkinde çeşitli vaatlerde bulundular. Elbette bunu da para karşılığında yaptılar. Az önce gösterdim. Çok sayıda sahte senet de yine ele geçirilmişti bu operasyonda. Ayrıca yine burada senetlerin de ele geçirildiğini belirtelim. Tapular da burada. Sadece şehirler değil, köylerde yaşayan vatandaşları da kandırdılar. Onların arazilerine TOKİ'nin ev yapacağını ya da buraya bir köy mezarlığı kurulacak denilerek onların ellerinde, avuçlarında ne varsa aldılar. Köylüleri de binlerce lira dolandırdılar. Burada onlara ait yine damgaları da bulmamız, kaşeleri de bulmamız, görmemiz mümkün. 43 ilde yapılıyor dedik. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekiplerinin ele geçirdikleri de burada. Çok sayıda senetler, evraklar, dosyalar, silahlar ve belgelerin de yine burada ele geçirildiğini de belirtmiş olalım. 226 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şu ana kadar 176'sı gözaltında. Onların emniyetteki sorguları sürüyor. Elbette ifadelerinin ardından soruşturmanın daha da kapsamlı bir şekilde genişletilmesi bekleniyor Can Okanar. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, çalışanların merakla beklediği asgari ücret artışlarıyla ilgili
Temmuz ayını işaret etti. Bu konudaki çalışmaların devam ettiğini belirten Kurtulmuş, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili de önemli mesajlar verdi. Temmuz ayında emeklilerimizin, çalışanlarımızın gelirlerinin artırılması. Bu anlamda tabii asgari ücretle ilgili de çalışmalar bakanlığımızın önündedir. Bu çalışmalar yapılıyor. Milyonlarca çalışanın gözü Temmuz ayında yapılacak zam oranında. En çok merak edilense asgari ücretli için bir çalışma yapılıp yapılmayacağı. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş bu konudaki çalışmaların sürdüğünü belirtti. Öncelikli perspektifimiz buradan inşallah Temmuz ayı ile birlikte çok sayıda geniş bir kitlenin, sabit gelirli bir kitlenin alım gücünü artıracak bir dokunuş mutlaka hükümet tarafından yapılacaktır. Kurtulmuş, hedefin ücretli ve dar gelirlileri enflasyona karşı korumak olduğunu söyledi. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili çalışmaların da sürdüğünü anlattı. Vatandaşın gündemindeki konulardan birisi EYT'dir ve bakanlık, Çalışma Bakanlığı bu konuyla ilgili de çalışmalarını sürdürür ve vakti zamanı geldiği zaman, öncelikler ortaya çıktığı zaman bununla ilgili de karar kamuoyuyla paylaşılır. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temmuz ayı zammı için harekete geçti. Temmuz ayında maaşlara enflasyon farkı yansıtılacak. Düzenlemeyle vatandaşın enflasyon karşısında ezdirilmemesi ve refah düzeyinin artırılması sağlanacak. Ücretliler başta olmak üzere her kesimden vatandaşımızın gelirlerini artırarak aradaki farkı kapatacak programları hazırlıyoruz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından asgari ücrette ara zamma ilişkin çalışmalar hız kazandı. Başkan Erdoğan'ın ifadelerinin ardından tüm kesimleri rahatlatacak 3 adım atılacak. Bunlar Temmuz ayındaki enflasyon farkıyla ücretlilerin rahatlatılması, yılbaşında tüm çalışan durumlarının gözden geçirilmesi ve sosyal yardım şemsiyesinin genişletilmesi olacak. Çalışma Bakanlığı, ücretlilerin rahatlatılması, enflasyona ezdirilmemesi amacıyla atılacak adımlar ve üretilecek formüller konusunda çalışma başlattı. Enflasyonun tahribatına karşı çalışanları ve emeği korumak bizim vazifemiz. Asgari ücreti ara zamda 6 aylık enflasyon oranında artırım, enflasyon farkının maaşlara yansıtılması, işverenin prim yükünün hafifletilmesi formülleri üzerinde çalışılıyor. 4 Temmuz pazartesi günü açıklanacak Haziran ayı enflasyon oranının ardından ilk 6 aylık enflasyon oranı belirlenecek. Böylece asgari ücretliye yansıtılması muhtemel olan zam oranı da netlik kazanacak. Yılın ilk 5 ayında enflasyon %35,64 olmuştu. Bir asgari ücretlinin işveren açısından 876 liralık prim maliyeti bulunuyor. Asgari ücrette ara zamla birlikte işverende desteklenmeye devam edilecek. Yılbaşında açıklanan asgari ücret zammının ardından asgari ücrette gelir vergisi kaldırılmıştı. Temmuz ayında ek bir sosyal refah artışı mutlaka gelecek. Öyle gözüküyor. Açıklamalar o yönde. Asgari ücret güncellemesi de gündemde. Başkan Erdoğan, milyonlarca kişinin beklediği öğrenci affı ile ilgili müjdeli haberi verdi. Erdoğan, lisans ve yüksek lisans dahil olmak üzere öğrenci affının önümüzdeki günlerde meclise sunulacağını açıkladı. Şimdi öğrenci affının ne zaman çıkacağı ve kimleri kapsayacağı merak ediliyor. İlter Yeşiltaş Ankara'dan daha fazla bilgiyle karşımızda. Can Okular, yaklaşık 4 milyon 200 bin öğrenciyi ilgilendiren bir çalışmadan söz ediyoruz. Yüksek Öğretim Kurulu'yla müştereken bir çalışma gerçekleştiriliyor. O çalışma tamamlandıktan sonra kanun teklifi haline getirilecek ve AK Parti tarafından meclise sunulacak ve hızlı bir şekilde komisyonda ele alındıktan sonra genel kurulda da kabul edilecek. Bu yasama dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da zaten dünkü grup toplantısında bunun net bir biçimde mesajını verdi. Aftan yararlanma kriterleri de hemen hemen netleşmiş durumda. Resmi bir herhangi bir açıklama olmadı, ancak şu bilgileri paylaşabiliriz. Terör
iltisakı dışında olanlar, disiplin cezası alan öğrenciler okullarında. Bu öğrenciler aftan yararlanabilecekler. Kendi isteğiyle okuldan ayrılmış olan öğrenciler, yabancı dil hazırlık sınıfında başarısızlık gösteren öğrenciler, kayıt dondurmuş olan öğrenciler, bilimsel hazırlık sınıfında başarısız olup da okulla ilişkisini kesmiş olan öğrenciler, tezinin intihalden dolayı iptal edilmiş olanlar, azami süresinin dolması nedeniyle ilişkisi kesilmiş olanlar, 4 yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesiyle kayıt yenilenmemesi nedeniyle ilişkisi kesilmiş olan öğrenciler de bu haftan yararlanabilecekler. Ayrıca açık öğretim sisteminde üst üste 4 dönem kayıtlarını yenileme koşulunu yerine getirmeyen öğrenciler de bu haftan yararlanması bekleniyor. Dediğimiz gibi YÖK tarafından yapılan bir çalışma vardı. Bu çalışma AK Parti'ye ulaştırılacak ve kanun teklifi önümüzdeki günlerde meclise sunulmuş olacak. Terör örgütü propagandası yapmaktan yargılanan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, CHP ve HDP işbirliğiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. TBMM'ye girişi neden yasaklanmıştı ve nasıl girdi? İzliyoruz. CHP'li ve HDP'li vekiller pes dedirten bir olaya imza attı. Meclise girişi yasak olan Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'yı meclise sokarak basın toplantısı yaptırdılar. Değerli basın emekçileri. Fincancı zaman zaman terörle mücadeleye yönelik itirazlarıyla gündem olan, ayrıca terör örgütü propagandası yapmaktan yargılanan bir isim. Kullanılması zorunluluktur. Türk Tabipler Birliği Başkanı Fincancı daha önce mecliste izin almadan basın toplantısı yapınca Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girişi yasaklanmıştı. Öyle ki meclis kapılarında giriş yasağı olanların listesi bulunuyor. İşte bu listenin başında olan isimlerden biri de Fincancı. Normal yolla meclis kampüsüne girmesi mümkün değil. İşte bu yasağı CHP ve HDP'li vekiller deldi. Vekillerin araçları meclise girişte aranmıyor. Bunu bilen birkaç vekil ise Fincancı'yı aracını alarak içeri soktu. Korsan bir şekilde meclise sokulmakla kalmadı. Fincancı ile birlikte CHP'li ve HDP'li milletvekilleri basın toplantısı salonunda kameraların karşısına geçti. Yasa tasarısıyla Meclis Başkanlığı Şebnem Korur Fincancı'nın hangi vekilin aracıyla girdiğini tespit etmeye çalışıyor. Tespiti halinde gerekli işlemlerin yapılacağı belirtildi. Mecliste yürütülen bu senaryoyu reddediyoruz. Uğur Mumcu'nun ağabeyi, Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapmış isimlerden deneyimli hukukçu Ceyhan Mumcu, A Haber'e açıklamalarda bulundu. Ceyhan Mumcu, eğer Atatürkçülerse gerçekten Atatürk'ün tarif ettiği gibi belediyecilik yapsınlar dedi. İstanbul'un altın boynuzu Haliç'te son günlerde gündeme gelen renk değişimi ve kötü kokuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama geldi. Haliç'teki durumun çok kötü olmadığı söylendi. Ancak bu açıklama tartışmalara yol açtı. Şimdi konunun ayrıntılarına gideceğiz. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ ve konu karşımızda. Evet, Haliç'te son zamanlarda yeniden kokuların yükselmesi ve zaman zaman da renginin değiştirmesi Haliç eski günlerine geri mi dönüyor sorusunda akıllara getirdi. İşte özellikle İBB'nin AK Parti grubu bu soruyu gündeme geçtiğimiz günlerde de meclis toplantısında getirmiş durumda ve o isimlerden birisi de yanımızda. Hem Haliç'in Haliç'e doğru akan derilerin son durumunu göstereceğiz hem de bu konuyu tartışacağız. Konuğum İBB Çevre Yenilenebilir Enerji ve İklim Değişikliği Komisyonu Başkanı Sadullah Kaba Hasanoğlu. Efendim öncelikle hoş geldiniz. Arkamızda Halice akan Ali Beyköy Deresi var. Siz de ben de kokuyu duyabiliyoruz. Seyircilerimiz ne kadar duyamasalar da onlar da biraz sonra rengini zaten görecekler. Neden bu şekilde efendim şu anda Halic'in durumu? Evet, iyi yayınlar diliyorum. Ekranları başında bizleri izleyen herkese selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Haliç şu anda yeniden eski günlerine doğru hızlı bir şekilde ilerliyor maalesef. Biz İstanbullular olarak bu konudan çok üzgünüz. Haliç İstanbul'un altın boynuzu, çok önemli. İstanbul'a değer katan çok önemli bir yer. Haliç'e
su besleyen Ali Beyköy Deresi var. Kağıthane Deresi var. Bu iki dereden Haliç'e doğru çamur akar normal şartlarda. Ve bu çamurların zaman içerisinde temizlenmesi, dipten taranması, alınması lazım. Eğer bu işlemler aksarsa Haliç o zaman kirlenir. Zaman içinde sıcaklıkla birlikte çamur içeride çürür ve kokuya sebep olur. Şu anda Haliç'te yaşanan durum bu. Keşke ekranlara kokuyu yansıtabilecek bir mekanizma olsa da insanlar şu kokuyu dinleseler, görseler. Dolayısıyla zaten şu anda da arkadaşım gösteriyor, üzerindeki pislikler Haliç'e doğru, denize doğru akmaya devam ediyor. Zaten suyunun bulanık rengini de seyircilerimiz görüyorlar. Evet, Haliç'in aslında dününü bugününü de biraz konuşmak lazım. 1994'te Cumhurbaşkanımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu zaman Haliç'in yanından geçilmez durumdaydı. O zaman Haliç'le ilgili ne yapalım diye o günkü yönetim, Cumhuriyet Halk Partili yönetim yarışmalar yapıyordu. Fikir yarışmaları yapıyorlardı. Haliç'i toprakla doldurmayı düşünüyorlardı. Haliç'i toprakla dolduralım fikrine ödül verdiler o tarihlerde. Cumhurbaşkanımız geldi 1994'te ve ben bu Haliç'i temizleyeceğim dedi. Kararlı bir irade koydu ortaya. Bilim insanlarıyla beraber yaklaşık Haliç'ten 5 milyon metreküp, şöyle kıyaslayalım, 250 bin kamyon çamur alındı ve Haliç pırıl pırıl bir hale geldi. Şimdi 2019'dan bu yana biz Haliç'te yaşananları sürekli belli aralıklarla meclisimizde gündeme getiriyoruz. Medyaya taşıyoruz. Ancak bir türlü bu kötü gidişe de engel olamıyoruz maalesef. Haliç şu anda ehil olmayan ellerde. Bu son hatırlatma yapabilir miyiz efendim? Siz demiştiniz ki yayın öncesinde şu kadarlık bir kamyon çamur toplanması lazım. Kısa iki cümlenizi daha alayım, yayın süremizin de sonuna geldik. Tamam. Haliç'te şu anda devam eden bir çamur tarama projesi var. AK Parti'mizin döneminde yapılan bir projedir. Her yıl 50 bin metreküp çamur alınması lazım. 2020 yılında Haliç'ten alınan çamur miktarı 5 bin metreküp. Toplamda 2 yılda 100 bin metreküp çamur alınması gerekirken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği rakamları söylüyorum. 70 bin metreküp alındı. Yani 30 bin metreküp daha çamur Haliç'in dibinde şu an duruyor 2 yıldır. Eğer bir kamyonun 10 ton olduğunu düşünürseniz yaklaşık 3 bin kamyon çamur Haliç'te alınması gerekirken alınmadı. İşte şu anda Haliç'te kokuyu yapan o alınmayan çamurlar. Ben mecliste söyledim. Tekrar burada ekranlarınızda söylemek istiyorum. Ehil ellerde Haliç masmavi, ehil olmayan ellerde Haliç simsiyah. Maalesef. Çok teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Tabii bakanlık da bu konuda zaman zaman devreye giriyor. Yetkililerin de bu konuya bir çözüm bulması gerekiyor diyelim. Görmüş olduğunuz gibi Haliç'e akan derilerden birisinin önündeydik. Ve konuğum da Haliç'te yaşanan manzaranın nedenini bizlere anlattı diyelim. Sözü yeniden size bırakalım. Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, tarihi Ankara Kalesi'nde açılan ekolojik sanat sergisiyle Ulucanlar Eski Cezaevindeki yıl sonu sergisini gezdi. Emine Erdoğan sanatçılarla yakından ilgilendi. Tablo boyadı, ürünleri inceledi, sanatçılarla sohbet etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, tarihi Ankara Kalesi'nde açılan ekolojik sanat sergisini ziyaret etti. Takılar ve dekoratif ürünler hakkında bilgi alan Emine Erdoğan, ürünleri yapan sanatçılarla da sohbet edip fotoğraf çektirdi. Seri seri büyüttük. Erdoğan daha sonra cam, takı, dokuma ve misafir sanatlar atölyelerini ziyaret etti. Sanatçı Neriman Şahin'in de yaptığı yağlı boya tablonun küçük bir bölümünü boyadı. Ziyaret sonrası Ankara Valisi Vasip Şahin, Emine Erdoğan'a ağaç yakma sanatıyla yapılan portresini ve Ankara keçisinden elde edilen tiftiğin dokunmasıyla oluşturulan sof kumaşı şal hediye etti. Emine Erdoğan'ın bir sonraki durağı yaklaşık 40 sanatçının 30 atölyede çalışmalar yaptığı Ulucanlar Cezaevi'nde bulunan sanat sokağı oldu. Abajur haline dönüştü. Buradaki atölyeleri gezen Emine Erdoğan sanatçılarla sohbet etti, eserleri inceledi.
şekilde. Ziyaret sırasında sanatçı Selma Bora, Emine Erdoğan'a bir tablo hediye etti. Size de saygılarımı sunuyorum. Emine Erdoğan'dan sonra Altındağ Belediyesi'nin Ulucanlar Cezaevi Mahkum Yemekhanesi'nde açılan yıl sonu sergisini gezdi. Bunlar mısır şey değil mi? Mısır koçanı. Mısır koçanından bakın. Neler yapıyorsunuz bir gösterin bize. Yaklaşık 42 branşta yapılan ürünleri inceleyen Emine Erdoğan, özellikle atık gazeteler ve mısır koçanlarından yapılan ürünlere ilgi gösterdi. Gerçekten çok takdir şayan ürünler meydana getirmişler. Geri dönüşüm hatta ileri dönüşüm denebilir bunlara. Benim sıfır atık projemin de destekçileri kendileri. Çok teşekkür ediyorum. Bunlardan başka projeler de çıkarabilirler. Hanımlar zaten bu konuda çok becerikliler. İzmir'de yüklü miktarda sahte etil alkol ele geçirildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tayfun Er İzmir'den aktaracak. Can Okanar, evet, İzmir polisi suç ve suçluyla mücadele konusunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İşte bu kapsamda İzmir kaçakçılık suçlarıyla mücadele şube müdürlüğü ekipleri rekor denecek düzeyde 30 ton sahte etil alkol ele geçirdi. Aydın'daki kolonya üretim firması olarak gözüken ancak arka planda sahte etil alkol üreten firmaya baskın düzenlendi ve 30 ton etil alkol ele geçirildi. Burada üretilen etil alkoller, sahte etil alkoller İzmir, Manisa, Aydın, Denizli gibi Ege bölgesindeki büyük şehirlere gönderiliyordu. Tabii burada operasyonun en önemli bölümü ana üretici ve onun altındaki sahaya dağıtan A ele geçirilmiş oldu. Konuyla ilgili 8 kişi şu anda adliyeye sevk edildi ve adli işlemlerin ardından suçlular mahkemeden sonra alınacak karardan sonra değerlendirilecek. İşte sahte etil alkoller 30 ton etil alkol, tabii halk sağlığıyla oynayan etil alkolün içerisindeki metil alkolü ayrıştırmak tabii ancak profesyonel yöntemlerle yapılıyor. Ancak bu merdiven altı üretimlerle işte halk sağlığıyla oynanıyor. Bu anlamda İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün depolarında da 3 aylık süre içerisinde yaklaşık 75 ton sahte etil alkol yakalandı. İşte son olarak şunu size hemen göstermek istiyorum. İşte bu sahte etil alkoller gördüğünüz gibi yüzey temizleyici olarak piyasaya sürülüyordu. Bu da bir maskeleme yöntemi. İşte toplamda 30 ton ve depolardaki 75 ton yakın zamanda imha edilecek ve tabii ki halkın sağlığıyla oynayanlar da cezalandırılıyor diyelim. Sözü tekrar İzmir'den size bırakalım. Geçen yıl Aralık ayında ihraç ürünlerde Made in Turkey yerine Made in Türkiye ibaresi kullanılmaya başlanmıştı. Bu konuda önemli bir adım daha atıldı. Türk Hava Yolları'nın yurt dışında kullandığı Turkish Airlines isminden de vazgeçildi. Vatandaşların bu konuda ne düşündüğünü sorduk. Turkey kelimesinden nefret ediyordum. Türkiye olarak kullanılması benim çok hoşuma gidiyor. Eskiden Türkiye, yani İngilizce olarak yazılıyor, şimdi Türkiye. Geçen yıl Aralık ayında ihraç ürünlerde Made in Turkey yerine Made in Türkiye ibaresi kullanılmaya başlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ismiyle uluslararası alanda yeni bir döneme girildiğini duyurdu. Bu arada dünyada ülkemizin adını Türkiye'den Türkiye'ye dönüştürme kararımızı başarıyla hayata geçirirken diğer alanlarda aynı yöntemi takip edeceğimizi bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bu kapsamda artık milli hava yolumuzda uluslararası uçuşlarını Turkish Airlines değil, Türk Hava Yolları ismiyle yapacaktır. Made in Turkey yazısı artık tarihe karıştı. Yani bundan sonra ihraç ettiğimiz ürünlerin üzerinde Made in Turkey yerine Made in Türkiye yazacak. Ve uçaklarımızın üzerinde ise Turkish Airlines yerine Türk Hava Yolları yazacak.
Yani daha önden Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatının %33 daha düşeceği uyarısında bulundu. Bu açıklamanın ardından Avrupa'da güne 98 avrodan başlayan doğal gazın megawatt saat fiyatı %10'dan fazla artarak 109 avroya yükseldi. Böylece Avrupa'da spot piyasada gaz fiyatları son 48 saatte %40 artarken 1000 metreküp gazın fiyatı 27 Nisan'dan beri ilk kez 1300 doları geçti. Daha önce Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gaz sevkiyatını durduran Gazprom bu kez başka bir gaz tribünün çalışmasını teknik nedenlerle askıya almak zorunda kaldığını duyurdu. Söz konusu arızalanan ünitelere Rusya'daki faaliyetleri kısıtlanan Siemens'in teknik destek vermesi gerekirken Rusya'ya yaptırım uygulayan Kanada'nın buna izin vermemesi yüzünden bu onarımın gerçekleşmediği açıklandı. Özetleyecek olsak Rusya'nın daha önce aslında Avrupa'nın önümüzdeki yıllar Rus gazından vazgeçemeyeceğini açıkladığını ve dolayısıyla bu durumda Rusya'nın kendi kozunu sonuna kadar kullanmakta kararlı olduğunu diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Avrupa Birliği İsrail ve Mısır'la yeni doğal gaz anlaşması imzaladı. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı ayrıntıları aktaracak. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa Birliği ülkeleri Rusya'ya olan enerji bağımlılığını ve doğalgaz ithalatını azaltma çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürüyor. Avrupa Birliği Mısır'ın başkenti Kahire'de Rusya'ya olan enerji bağımlılığını azaltmak için İsrail-Mısır üçlü doğalgaz anlaşmasını imzaladı. Geçtiğimiz yıl Avrupa Birliği doğalgazın %40'ını Rusya'dan ithal etmişti. Ancak Avrupa Birliği Rusya'nın Ukrayna yönelik saldırısı nedeniyle Rusya'ya olan enerji bağımlılığını azaltma kararı vermişti. İmza sonrası Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen bu tarihi anlaşmanın imzalanmasında memnuniyetle karşılıyorum. Bu anlaşma Avrupa'nın enerji güvenliğine katkıda bulunacak demişti. İsrail Enerji Bakanlığı ise imzalanan anlaşma ile İsrail gazının ilk kez Avrupa'ya önemli ölçüde ihracatına izin verileceğini açıkladı. Hatırlatmak gerekirse birkaç gün önce AB Başkanı von der Leyen ve İtalya Başbakanı Draghi İsrail'e bu konuları görüşmek üzere gitmişti diyoruz ve sözü size İstanbul'a bırakıyoruz. Ve biz de reklamlar için kısa bir ara veriyoruz. Saat başında tekrar birlikteyiz. Saat 14, Ajans Haber ve Haber Radyo ortak yayınında devam ediyor. Sıcak haber var. Ağrı'da iki köyde meydana gelen selde ekili araziler ve bazı evler su altında kaldı. Sabah erken saatlerde başlayan yoğun yağış nedeniyle Taşlıçay ilçesine bağlı Dilek Yazı ve Bayram Yazı köylerinde sel meydana geldi. Selde köy arazilerini ve bazı evleri su bastı. Bölgede çalışmalar sürüyor. İstanbul Kadıköy'de izinsiz terör yürüyüşü yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atan ve hakkında gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 9'u yakalandı. Terörist başı Öcalan için yürüyenlere gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı terörle mücadele ekipleri 12 Haziran'da PKK terör örgütü lehine slogan atarak izinsiz yürüyüş yapanların tespit çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Özellikle de izlenen videolar ve güvenlik kameralarının incelenmesiyle birlikte 10 şüphelinin daha kimlikleri ve açık adresleri tespit edildi. Ve onların yakalanması içinse operasyon başlattı. Haklarında gözaltı kararı çıkarılan şüphelilere yönelik 10 ilçede 11 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 9 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 1 adet tabanca, 3 kilogram uyuşturucu ve çok sayıda örgütsel dokümanla dijital malzemelere el konuldu. Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine Bursa Gemlik'te yapılacak eyleme katılmak için Kadıköy'de toplanan şüpheliler slogan atarak izinsiz yürüyüş gerçekleştirmişti. HDP'li vekiller yürüyüşe müdahale eden güvenlik güçlerini engellemeye çalışmış, DBP'li Salihe Aydeniz ise bir polis memuruna yumruk atmıştı.
Ve bir yeni haber var. Türkiye Futbol Federasyonu Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda tek aday olan Mehmet Büyükelçi başkanlığa, Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına seçildi. Bu notu da sizlerle paylaştıktan sonra ajansa devam ediyoruz. Polise yumruk atan DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'e tepkiler sürüyor. AK Parti ve MHP'li milletvekilleri fezlekesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesini bekliyor. Bunlar milletvekili falan değiller. PKK'nın emireridir bunlar. Bunlar dağdan inme zaten. Kendilerini hala dağda sanıyorlar. Militan tamamen, terörist. Adına milletvekili denen sözde bir kişinin polisimize yumruk atması asla kabul edilemez. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne seçilen bir milletvekilinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kolluk kuvvetine bu tür bir anlamda yumruklu, şiddetli, saldırılı asla kabul edebileceğimiz bir husus değildir. Polise yumruk atan DBP Diyarbakır Milletvekili Salih Aydeniz'e tepkiler çığı gibi. Bunların gözünde insanın değeri yok, polisin değeri yok, askerin değeri yok, vatandaşın değeri yok, devletin değeri yok. Emperyalist güçlerin kölesi olmuş insanlar. Memleketimden böyle birisi çıktığı için utanç duyuyorum, o ayrı mesele. Ama şimdi dediğim gibi HDP'de milletvekili olmak için önünüze kemik atılması lazım. AK Parti ve MHP'li isimler de Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına destek verdi. Türk polisine atılan yumruk aslında Türk devletine karşı atılmış bir yumruk olarak değerlendiriyorum. Ve mutlaka ve mutlaka bir an önce yargılama sürecinin başlaması ve dokunulmazlığının kaldırılması ve milletvekilliğinin düşürülmesi gerektiğini söylüyorum. Bir gün daha fazla meclis çatısı altında kalmaları zuldür. Fezlekeler meclise gelecek ki dokunulmazlıkların kalkması konusunda. O zaman milletvekili olarak biz de parti olarak üzerimize düşen görevlerimizi elbette ki yerine getireceğiz. Bunların aslında olmaması gerekiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dokunulmazlığına kaldırılmasına ilişkin bir anlamda fezleke gelirse biz de burada gerekeni yaparız. Bu konu meclise geldiği zaman ben de dokunulmazlığın kaldırılması yönünde oy kullanacağım. Bu asla kabul edilemez. CHP'nin ve altılı masanın HDP ile gizli gizli işbirliği yapması ve önümüzdeki seçime ayarlı olarak bir işbirliğini yürütmesi, diplomasi yürütmesini milletimizin gözünün önünde, milletimiz inşallah 2023 yılında yapılacak seçimde bunlara gerekli cevabı verilecektir. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, polise yumruk atan DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'le ilgili suskunluğunu bozdu. Saldırıyla ilgili bunu bir milletvekilinin yapması doğru değil dedi. Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları tutarsızlık olarak değerlendirildi. Öyle ki CHP'de polise tokat, yumruk atan ve polise taş atılabilir diyen milletvekilleri partide hala siyaset yapıyor. Saldırmak doğru değil. Hele hele bunu bir milletvekilinin yapması asla doğru değil. Efendim, kabul etmiyoruz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu günler sonra sessizliğini bozdu. DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in polise attığı yumruğa yanlış demekle yetindi. İstanbul Kadıköy'deki yürüyüşte terörist başı Abdullah Öcalan için atılan destek sloganlarına ise sessiz kaldı. Bunu bir milletvekilinin yapması asla doğru değil. Efendim, kabul etmiyoruz. Ana muhalefet lideri böyle dedi ancak partisindeki polisi hedef alan milletvekillerini görmezden geldi. Öyle ki CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu bırakın yumurta atmayı, polise taş bile atılabileceğini dile getirmişti. Polis size geliyor, gaz atıyor, polis anayasal hakkınızı sizi de ona en azından taş da olsa direnebilirsiniz. Sadece Erdoğdu değil, Mahmut Tanal da sık sık polisle karşı karşıya geldi. Görevini yapan polise tokat attı. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da sivil bir polise hakaretler yağdırmış, Ankara Milletvekili Levent Gök de ondan geri kalmamıştı. Şu anda Maçka Emniyet Müdürlüğü milletvekillerini susturup... CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşyer'in de polislere tepkisi uzun süre tartışılmıştı. Yetkisi misiniz zaten? Sayılır mı? Tamam. Amir varken sayılır, sen niye benimle konuşuyorsun? Amir varken şimdi sen gidip amirine soracaksın. Tamam, ben sana söyleyeceğim, sen ona soracaksın. Öyle bir şey olabilir tamam, mi? Bana verilen senin izin verme haddin yok bana. Hanımefendi, senin bana izin vermeye haddin yok.
CHP'li Beşiktaş Belediyesi ihale yolsuzlukları ve bankadaki bankamatik memurlarıyla bir kez daha gündeme geldi. Olay medyaya yansıyınca işe gitmeden maaş alanların belediyeye çağrıldığı iddia edildi. Bu konudaki soru önergeleri ise cevapsız kaldı. Beşiktaş Belediyesi'nde bankamatik memurları ihale yolsuzlukları deşifre oldu. CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nde ardı arkası kesilmeyen skandal iddialara bir yenisi daha eklendi. İşe gelmeden maaş alan bankamatik memurları ile ilgili haberler paniğe neden oldu. Çalışmadan maaş alan kişiler belediyeye çağrıldı ancak oturacak yer bulamadıkları öğrenildi. AK Parti Beşiktaş İlçe Başkanı Mustafa Yıldırım Turan, belediyenin şeffaf hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Yaklaşık 3 yıldır her toplantıda verdiğimiz soru önergelerinin hiçbirine cevap alamadık. Araç kiralama ihaleleriyle gelen araçları kimlerin kullandığını bize söylemediler. Bankamatik memurları ile ilgili iddialar ve belgeler var. Bu konudaki önergelerimiz de cevapsız bırakıldı. Turan, Beşiktaş'ı 20 yıldır CHP'li başkanların yönettiğini vurguladı, ilçede somut tek bir projenin hayata geçirilemediğini ifade etti. Uğurbaş'a gideceğiz. Biliyorsunuz A Haber ekipleri Irak, Suriye'ye yapılacak, Suriye'nin kuzeyine yapılacak olan o harekatla ilgili olarak geri sayım sürerken son taze haberleri de bizlere aktarıyorlar. Mehmet Sabri Uğurbaş şimdi karşımızda. Önemli bir haber var elinde, onu paylaşacak. Can Okanar'a teşekkür ediyoruz. Yayınımıza sınır hattından, açık hava stüdyomuzdan devam ediyoruz. Bulunduğumuz nokta Kilis. Kilis'te Öncüpınar sınır kapısına çok yakın bir noktadayız. Hemen sınır kapısını geçtiğimizde Azez'le karşılaşıyoruz. Fırat Kalkanı harekatıyla terörden arındırılan bir yerleşim yeri. 18 kilometre güneyde ise Tel Rifat var. Bu noktada Suriye'ye yönelik 5. olası harekatta terörden arındırılması planlanan bir terör yuvası, terör işgali altındaki bir bölge Tel Rifat. Tabii bir yandan operasyon hazırlıkları devam ederken bir yandan terörle mücadele de devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı duyurmuştu. Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine yönelik saldırı hazırlığı yapan 4 PKK-YPG'li terörist etkisiz hale getirdi. Bu bölgelerde Milli Savunma Bakanlığı gelişmeyi, mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmıyoruz, bırakmayacağız mesajıyla paylaştı gelişmeyi. Tabii Suriye'ye yönelik 5. olası harekatla ilgili temel noktalara baktığımızda Tel Rifat ve Münbiç'le karşılaşıyoruz. Tel Rifat ve Münbiç 2016 yılından bu yana terör örgütünün işgali altında olan iki yerleşim yeri. Bunlardan Tel Rifat'a baktığımızda Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla terörden arındırılan güvenli bölgeyle çevrili, adeta bir hilal şeklinde içerisinde bir hava üssü bulunan kritik bir nokta. Diğer yandan Münbiç'e baktığımızda Münbiç'te yine Fırat Kalkanı harekatıyla terörden arındırılan Elbap ve Cerablus'la adeta çeyrek bir daire şeklinde çevrelenen, içerisinden Suriye'nin en uzun otobanlarından, en önemli ana otobanlarından biri M4'ün geçtiği, çevresinde Fırat Nehri Havzası bulunan, hem tarımsal anlamda hem de enerji kaynakları bakımından, ki bu noktada barajlar bulunuyor, barajlar ve enerji kaynakları bakımından da zengin bir bölge. Dolayısıyla PKK-YPG terör örgütü bu iki bölgeyi işgal ederken Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerine de bu noktalardan saldırı ve taciz girişimlerinde bulunuyor. Türk Silahlı Kuvvetleri de bu saldırılara anında karşılık veriyor. Olası harekattaki iki temel hedef burası. Suriye Milli Ordusu, Elbap ve Cerablus'la çevrelenen cephe hatlarına yoğun bir asker ve ağır silah sevkiyatı gerçekleştirdi. Aynı şekilde Tel Rifat etrafında da yine cephe hatlarında Suriye Milli Ordusu hazır bir biçimde bekliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri daha önceki operasyonlarla Suriye hattına gönderilen donanım ve teçhizatlarla birlikte personel sayısı bakımından da oldukça hazır bir durumda ve alarm seviyesinde. Dolayısıyla Ankara'dan talimat gelmesi halinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu operasyona başlayacak bir şekilde hazırlığını tamamladı ve bekliyor. Biz de gelişmeleri takip ediyoruz diyelim. Sözü tekrar İstanbul'a Can Okanar'a bırakalım. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Ankara'da açıklama yapıyor.
zekeyi gönderecektir. Muhtemelen önümüzdeki hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na fezleke iletilmiş olur. Tabii ondan sonraki süreç meclisin takdirindedir. Bildiğiniz gibi Anayasa Komisyonu ve Adalet Komisyonu'ndan oluşan karma komisyon öncelikle konuyu görüşmekte. Dokunulmazlığın kaldırılması yönünde bir rapor verdiği takdirde konu genel kurula gelmekte ve genel kuruldaki görüşmeler, oylamalar sonucunda eğer dokunulmazlığın kaldırılmasına karar verilirse dokunulmazlığı kalkmaktadır. Salih Aydeniz'le ilgili şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bildiğim kadarıyla 80 fezleke var. Bu yeni gelen fezleke ile beraber 81 fezleke olacaktır. Takdir meclisimizindir. Meclis dokunulmazlığını kaldırırsa yargı süreci kaldığı yerden devam edecektir. Peki, çok teşekkür ederim. Tamam. Kolay gelsin. ABD öncülüğündeki DAEŞ'la mücadele koalisyonu Suriye'de terör örgütü DAEŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda örgütün elebaşlarından olan deneyimli bir bomba yapımcısı yakalandı. Amerika üst düzey bir DAEŞ elebaşının Suriye'de yakalandığını açıkladı. Washington'ın terör örgütü DAEŞ'a yönelik operasyonları devam ediyor. 3 Şubat'ta DAEŞ elebaşı Ebu İbrahim el-Şami el-Kureyşi'yi İdlib'te bir operasyonla öldüren Amerikan kuvvetleri Suriye'nin kuzeyinde örgüte bir darbe daha vurduğunu duyurdu. ABD öncülüğündeki DAEŞ'la mücadele koalisyonunun örgütün deneyimli bomba yapımcısı ve sözde yöneticilerinden olan bir teröristi gözaltına aldığını açıkladı. Operasyonun tam olarak nerede, nasıl yapıldığına dair bir bilgi verilmedi. Ancak yerel kaynaklar operasyonun Suriye'nin kuzeyinde helikopterlerle yapıldığını belirtti. Teröristin kimliği ise paylaşılmadı. Operasyon sırasında herhangi bir sivilin zarar görmediğine de vurgu yapıldı. Son dönemde Suriye'nin başkenti Şam'a yönelik saldırılarını artıran İsrail'den Esad rejimine kritik bir tehdit geldi. İsrail uçaklarının İran'la işbirliğini sürdürmesi halinde Esad'ın sarayını bombalayabileceği iddia edildi. İran'la işbirliğine son verilmemesi halinde Esad'ın sarayını bombalarız. İsrail güçleri topraklarında İran destekli milisleri barındırmakla suçladığı Esad rejimini bu sözlerle tehdit etti. Londra merkezli Arap haber sitesi Elaf, İsrail'i üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberinde çarpıcı iddialara yer verdi. Tel Aviv'den ismini gizli tutmak isteyen bir kaynağa göre İsrail yönetimi ülkesindeki operasyonlarını örtbas eden ve Tahran'dan gelişmiş silah tedarik eden Esad'a uyarı mesajı gönderdi. İsrailli savaşçıların Suriye'de yapacağı bir sonraki baskında saraylarından birinin hedef olacağını kendisine bildirdi. Diğer yandan son dönemde Suriye'ye yönelik saldırılarını artıran İsrail güçleri Cuma günü uluslararası Şam Havalimanı'nı vurmuştu. Faal durumdaki tek pisti ağır hasar alan havalimanında uçuşlar tamamen durdurulmuştu. Saldırıda Tahran'dan Şam'a taşınan gelişmiş İran silahlarının vurulduğunu öne süren İsrail medyası, Tel Aviv'in bu eylemle Esad rejimine de uyarıda bulunduğunu iddia ediyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya Şansölyesi Scholz ve İtalya Başbakanı Draghi, savaşın başladığı günden bu yana ilk kez Kiev'de. Peki, üç lider acaba neden Kiev'e gitti? A Haber muhabiri Ömer Aydın Fransa'dan karşımızda. Ukrayna'da savaşın başlamasından 3 ay sonra, 3 aydan fazla bir zaman geçti ve Fransa Cumhurbaşkanı, Avrupa Birliği dönem başkanı, Fransa'nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron şimdiye kadar Kiev'i ziyaret etmemişti. Bu ziyaret etmemişle ilgili eleştiriler söz konusuydu. Aynı zamanda hem Rusya hakkında hem de Ukrayna hakkında
yaptığı açıklamalarla eleştiriliyordu. Aynı zamanda Almanya Başbakanı Olaf Scholz da yine aynı eleştirilerin odağındaydı. Bugün bu ziyaret gerçekleşti. Üç lider, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İtalya Başbakanı Mario Draghi Kiev'i ziyaret ettiler. Bir gece treniyle Polonya'dan geçerek Kiev'e geldiler. Burada hem İrpin'i, Kiev'in banliyosu İrpin kentini, hem de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ziyaret ederek Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile bir görüşme gerçekleştirdiler. Neden peki, neyi amaçlıyor bu ziyaret, bu ziyaretin amacı ne? Üç amacının olduğunu söyleyebiliriz. Birinci amacı, Fransa'da pazar günü seçimler yapılacak ve bu seçimlere yönelik Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği'nin lideri, Avrupa Birliği dönem başkanı ve Fransa'nın dış politikada aktif cumhurbaşkanı rolünü üstlenmek istiyor. Bu akşam da yine Fransa 1. kanalında bir canlı yayını çıkarak Ukrayna'daki temaslarını aktaracak. Yine söylemek gerekirse siyasi olarak hem Avrupa Birliği'nin bir dünya süper gücü olması yönünde bir hedefleri vardı Emmanuel Macron'un. Bu yönde Ukrayna'daki gelişmelerden geri kalan Avrupa Birliği'ni biraz daha öne çıkarmak istiyor. Son neden ise dün NATO'dan yapılan açıklama söz konusuydu. Ağır silahların Ukrayna'ya teslim edilmesi, Ukrayna'ya gönderilmesi konusu. Bu konuda da hem Almanya hem de Fransa bu dosyadan da geri kalmak istemiyor diyelim ve sözü merkeze bırakalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde akaryakıt fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Hal böyle olunca ABD Başkanı Joe Biden petrol şirketlerine mektup yazdı, üretimi ve tedariki artırın dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden enerji krizine çözüm bulabilmek için yeni adımlar attı. ABD'de benzinin ortalama fiyatı galon başına 5 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Durum böyle olunca Biden petrol şirketlerine bir mektup yazdı. Ülkede artan benzin fiyatlarına karşı şirketlere üretimi ve tedariki artırın çağrısında bulundu. Biden, Ukrayna Savaşı'nın başlangıcından bu yana ülkedeki benzin fiyatlarının galon başına ortalama 1,70 dolar arttığını, bunun sorumlusunuzsa Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olduğunu söyledi. ABD Başkanı, petrol firmalarının bu süreçte rekor seviyelerde kar ettiğini, rafineri kapasitelerinin artırılması içinse tüm hukuksal yetkilerin kullanılacağını açıkladı. İran ve İsrail arasında sular durulmuyor. İsrail, yurt dışındaki vatandaşlarına İran'ın olası saldırılarına yönelik uyarıda bulunurken, İran'da iki gizemli ölüm daha gerçekleşti. ABD'nin ünlü New York Times gazetesi, ölen uzay mühendisini Mossad'ın zehirlediği iddiasını ortaya attı. A Haber muhabiri Ekber Karabağ, Tahran'dan ayrıntıları aktaracak. Evet Canı Konar, son 1,5 ay içinde İran'da 4 şüpheli ölüm gerçekleşti. İlk olarak 12 Mayıs'ta bir albay Tahran'da, başkent Tahran'da evinin önünde uğradığı bir silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Suriye'de de görevli olan söz konusu albayın ölümünü İsrail üstü kapalı bir şekilde üstlenmiş oldu. İran'da resmi olarak bu olayla ilgili İsrail'i suçladı. Hatta Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi bile bu konuyla ilgili ciddi ve ağır bir intikam alacaklarını ifade etti. Bu olaydan yaklaşık bir hafta sonra tekrar bir başka bir albay İran'ın Kereç kentinde Tahran'ın batısında hayatını kaybetti. Balkondan düşerek hayatını kaybetti. Bu ölümde çok şüpheli bulundu. Ardından yaklaşık 10 gün önce iki bilim adamı bir gün arayla hayatını kaybetti. Sizin de az önce belirttiğiniz üzere Amerikan New York Times gazetesi bu iki bilim adamının İsrail
İsrail tarafından, Mossad tarafından zehirlenerek öldürüldüğünü iddia etti. Fakat İran bu iddiaları kabul etmiyor. İlk olayla ilgili, yani 12 Mayıs'ta olan olayla ilgili resmi olarak İsrail'i suçlasa da diğer 3 olayla ilgili İsrail'i suçlamıyor ve bu ölümlerin İsrail'le ilişkilendirilmesinin İsrail tarafından İsrail'i başarılı bir şekilde göstermek amacıyla yapılan bir propaganda faaliyeti olduğunu İran belirtiyor. Alman Çiftçiler Birliği son dönemde gıda fiyatlarındaki artışın devam edeceğini açıkladı. Birliğin başkanı gübre 4 kat, yem maliyetleri 2 kat daha pahalı açıklamasında bulundu. Daha fazla bilgi Almanya'dan Fatih Yılmaz'da. Evet Canakonar, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın beraberinde getirdiği maliyet artışından en fazla etkilenenlerden biri de Alman çiftçiler oldu. Çiftçiler enerji ve üretim maliyetlerinin önemli ölçüde yükseldiğine ve fiyatların daha da artacağına dikkat çekti. Alman Çiftçiler Birliği Başkanı Joachim Ruckwitt bir yıl öncesine göre gübrenin 4 kat, yem fiyatının ise 2 kat pahalandığını belirtti. Et üreticileri son yılların en büyük krizini yaşıyor. İşletmelerimiz ayakta kalma mücadelesi veriyor dedi. Alman Çiftçiler Derneği Başkanı, Ukrayna limanlarında bekleyen tonlarca ton tahılın dışarıya çıkarılamaması halinde ekmek fiyatlarının 10 euroya çıkabileceği uyarısında bulunmuştu daha önceden. Ruckwitt, orduya ayrılan 100 milyar euroluk fonu hatırlattı ve çiftçilere de benzer şekilde fon ayrılmasını, tarımın geliştirilmesi, hayvancılığın dönüştürülmesi için acil yardıma ihtiyaç duyduklarını belirtti diyelim ve sözü tekrar İstanbul'a bırakalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde film gibi bir soygun gerçekleşti. New Jersey eyaletinde hızla kuyumcuya giren soyguncular bir dakika içinde tam 1 milyon dolar çaldı. Jet hızıyla kuyumcuya girdiler, bir dakikada 1 milyon dolar çaldılar. ABD'nin New Jersey eyaleti film sahnelerini aratmayan bir soyguna sahne oldu. Silahlı 7 kişi hızla kuyumcuya girdi. İçeridekiler korkuyla yere yatarken soygunculardan bir grup tezgahın üzerindeki camı kırarak ziynet eşyalarını ellerindeki torbalara doldurdu. O sırada soygunculardan biri de kuyumcu dükkanının kapısını tutuyordu. Sadece 60 saniye süren soygunda 1 milyon dolar değerinde altın çalındı. Soygun güvenlik kameralarına an be an yansıdı. Ülke gündemine oturan o soygundan geriye ise talan edilen kuyumcu dükkanı kaldı. Dokuz ilde 67 milyon liralık vurgun yapan çete çökertildi. Ayrıntıları, gelişmeleri haber muhabiri Mehmet Karataş'tan alıyoruz. Evet Can Okanar, telefon dolandırıcılığı üzerinden aslında bugüne kadar belki de yapılan en büyük vurgunun bu olduğunu söyleyebiliriz ki 67 milyonluk bir vurgun söz konusu. 9 ilde de yine emniyet ekiplerinin yaptığı operasyonla 36 kişi gözaltına alındı ve toplamda aslında hedeflenen ve belirlenen 43 şüpheli söz konusu. Şu ana kadar yapılan operasyonla birlikte 36 kişi gözaltına alındı. Siz de ifade ettiniz, İstanbul merkezi toplamda 9 ilde İzmir, Urfa, yine Antalya, Kırşehir, Kocaeli, Bursa, Edirne ve Adana'nın da aralarında bulunduğu ve şebekenin çete üyelerinin her birinin ayrı bir ilde olduğu belirtiliyor ve sonrasında da dediğimiz gibi yapılan operasyonla 36'sı şu anda İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ve burada ifade alımları devam ediyor. İşlemlerin tamamlanmasıyla beraber ilerleyen dakikalarda ya da önümüzdeki gün içerisindeki ek bir gözaltı süresi istenmezse adliyeye sevk edileceğini sizlerle paylaşalım. Evet, bir iş kadınına hedef alan çete aslında 6 ay boyunca kendisiyle telefon görüşmesi yaptı ve kendilerini bir polis ve savcı olarak karşı tarafa lanse etti ve polis ve savcı olduklarına karşı tarafı iş kadını ikna ettikten sonra da terör örgütünün hedefinde olduğunu ve kendisini terör örgütü tarafından öldürebileceğini ancak savcı ve polislerin kendisini koruduğunu, evin etrafında hatta keskin nişancıların olduğu da belirterek karşı tarafı kandırarak evini, arabasını ve mücevherlerini bozdurarak 50 milyon aldı ve sonrasında tabii ki tüm bu görüntülerde, parayı aldığı görüntülerde yine güvenlik kamerasındaki görüntülere yansıdı diyelim ve söz tekrar size bırakalım. İzmir Gazi Emir'de yollar köstebek yuvasına döndü. İlçede yolların neden yapılmadığına bakacağız. A Haber muhabiri Sefer Ayçe ve konuğu karşımızda.
Evet, Gazi Emir'de çok haberler yaptık, yolları yaptık, birçok sorunları yaptık ama bu sorunlar hala devam ediyor Gazi Emir'de ve yine bir yol sorunu var. Gazi Emir'de şu anda Sarnıç Vatan Caddesi'ndeyiz ve bu mahalle yaklaşık 1 kilometrelik yol. Şimdi size gösteriyor Alper durumunu. Tamamen perişan halde. Bir de bakın Can Okanar, şunu göstermek istiyorum. Logar kapaklarının tehlikesine bakın. Bunlar tamamen kapanmamış durumda ve burada da çocuklar oynuyor dışarıda. Çok tehlikede arz ediyor. Caddenin boydan boya Alper'den Rica Ettin'in yaklaşık 1 kilometrelik ilerisine doğru burada şu anda toz duman içerisinde vatandaşlar hem buradaki yoldan hem de bazı vatandaşlarımız araçlarının alt takımlarının bozulduğundan dolayı da şikayetçiler, vatandaşların çoğu da tozdan şikayetçi. Peki neden yapılmıyor bu yollar? Gazi Emir'de birçok sorunu ekrana getiriyoruz. Onu da soralım. Mecliste neler oluyor? Başkan ne diyor? Onu da sizden almak istiyorum çok kısa. Merhabalar, iyi yayınlar. Maalesef İzmir'de, İzmir'deki bütün ilçe belediyeleri ve büyükşehir belediye başkanlarının önceliği halk değil. Halkın sorunlarıyla ilgili bizim defalarca dile getirdiğimiz hiçbir konuda adım atılmıyor ve vatandaşlarımızın sorunlarının çözümü noktasında da bir irade gösterilmiyor. Araçların durumu da şu anda bir bakın araçlar da inanılmaz evet. derecede kötü yollardan evet. geçemiyorlar. Maalesef de öyle. Bırakın araçları, insanlar yürüyemiyor şurada. Bununla ilgili meclislerde de dile getiriyoruz ama dediğim gibi belediye başkanlarının, Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarının önceliği bunlar değil, halkın öncelikleri değil. Onlar daha ziyade işte açılışlar, kokteyller, algı yönetimiyle kentin 5 yılını heba ediyorlar. İleriye gitmek yerine geriye doğru gidiyoruz. Siz bunu dile getirirseniz mecliste. Suriye ve Irak'ta hava sıcaklığı 50 dereceyi bulacak. Son bilgiler böyle. Meteoroloji danışmanı Esra Bayhan stüdyomuzda. Hoş geldin Esra. Teşekkürler. 50 derece müthiş bir sıcaklık tabii. Her zaman oluyor mu Suriye ve Irak'ta? Çok alışkın olduğumuz bir şey değil aslında ama son dönemlerdeki savaşlarla birlikte oradaki toprak örtüsü o kadar bozuldu ki güneşten gelen bütün ışınlar ve en ufak bir güneyli hava akımının etkisiyle sıcaklıklar gündüz saatlerinde çok hızlı yükselebiliyor. Peki ne kadar sürecek bu şiddetli sıcak? Önümüzdeki salı gününe kadar sürecek aslında. Sadece Suriye ve Irak'la kısıtlı kalmıyor. Ülkemiz de ciddi oranda etkileniyor bu sıcak hava akımından. Özellikle Güneydoğu Anadolu'da biz de yarından itibaren sıcaklıklarda ciddi bir artış bekliyoruz. Güneydoğu Anadolu'da yarından itibaren sıcaklıklar en yüksek sıcaklık ortalaması gündüz 35 derecenin üzerine çıkıyor. Diyarbakır'da, Şanlıurfa'da ve Gaziantep dolaylarında sıcaklıklar 40-42 dereceyi buluyor. Hatta tahminlerimize göre Şırnak'ın Cizre ilçesinde 43-44 dereceleri gösterecek termometreler. Evet, bu noktada bir konuda izleyicilerimizi de aydınlatmayı arzu ederim. Hava sıcaklıkları nasıl ölçülüyor? Yani biz ayağımızı bastığımız yerdeki sıcaklığı mı algılıyoruz yoksa bir başka türlü mü algılanıyor? Yani 42-43 derece dediğimiz zaman o yeryüzündeki bir sıcaklık mı yoksa başka bir noktada? Biraz aydınlatır mısınız bizi? Elbette. Şimdi teknik anlamda iki sıcaklıktan bahsedebiliriz. Bir, termometrelerin ölçtüğü sıcaklıklar ki biz bu değerleri verirken aslında termometrelerin ölçtüğü sıcaklıktan bahsediyoruz. Bir de hissedilir sıcaklık var. O da o termometredeki değerin insanda oluşturduğu etki ki bu rüzgara göre, insanın ten rengine göre ve coğrafyaya göre değişiklik gösteriyor. Yani hava sıcaklığının 42-43 derece olduğu yerlerde hissedilir. Sıcaklıklar 45-46'ya da çıkabilir. Evet. Peki yağışlar itibariyle kısaca lütfen bizi neler bekliyor? Yağışlar da devam ediyor aslında özellikle kuzeyli bölgelerde. Bugün itibariyle yağışlar İç Ege'de, Denizli, Muğla ve Aydın çevrelerinde kuvvetliydi. Bu saat itibariyle etkisini yavaş yavaş kaybetmiş olmasını bekliyoruz. Ancak ilerleyen günlerde de yağışlar yine kuzeyli bölgelerde etkili olmaya devam ediyor. Pazar günü ülkemize yeni bir yağış sistemi giriş yapıyor. İstanbul'da ve Marmara genelinde pazar günü itibariyle yeniden yağışlı bir hava bekliyoruz. Çok teşekkürler. Haber Meteoroloji Danışmanı Esra Bayhan bizlerle birlikteydi. Bir son haberimiz daha var. Çanakkale'nin Ezine ilçesinde anneleri ölen 5 kirpi yavrusu doğa koruma ekiplerince şefkatle büyütülüyor. Kirpiler yaşamlarının ilk günlerini uzman veteriner hekimlerin kontrolünde geçiriyor.
anneleri ölen 5 kirpi yavrusu doğa koruma ekiplerinin şefkatli ellerinde büyüyor. Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 5 yavrusu olan anne kirpi kamyonun çarpması sonucu öldü. Geride kalan 3 erkek, ikisi dişi 5 yavruya doğa koruma ve milli parklar ekibi sahip çıktı. Özenle bakılan yavru kirpiler biberonla besleniyor. Yavrulara gözü gibi bakan veteriner hekim Meltem demiş ki sağlık durumları hakkında bilgi verdi. Düzenli işte onları ölçeceğim, bakacağım kaç kilolular. Tahminim bir haftalık falan ya var ya yoklar bize geldiklerinde. Şimdi biraz sonra da gözlerinin açılmasını işte bir hafta 10 gün içinde de açılması inşallah gerçekleşecek. Yani bu şekilde devam ederlerse inşallah hayata tutunacaklar. Kirpiler büyüdüğünde doğal yaşam alanlarına bırakılacak. Bugünlük son haberimizdi. Esen kalın.